İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz, değerli spor severler. Kanal 3 ekranlarının başına hoş geldiniz. Ben Aysun Şahin Mutlu. Efendim yeni sezonda 2024-2025 kadın futbol sezonunda kadın futbolunu sizler için incelemeye, haberleri aktarmaya ve kadın futboluyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz diyorum çünkü her zaman olduğu gibi program partnerim sevgili Mert Dokuzoğlu. Nasılsın Mert? İyiyim Aysun Hanım, siz nasılsınız? Çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Yeni bir adreste, yeni bir isimle, yeni bir gün ve saatte sevgili izleyicilerimizle beraber olacağız. Kıymetli izleyicilerimiz, bizler her hafta Perşembe akşamları saat 20 ila 22.30 arasında canlı yayında sizlerle beraber olacağız. Yeni markamız Kristal Ayaklar'da ve yeni adresimiz Kanal 3'te. Ve tabii ki de bugün çok heyecanlıyım. Bizim teknik adamlar içerisinde duayen dediğimiz muhteşem bir adam Hasan Vural teknik direktör bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk diliyorum. Öncelikle yeni isminiz ve yeni kanalınız hayırlı olsun. Zaten geçen sene çok güzel işler yaptınız. Bu sene yeni kanalınızla birlikte daha güzel işler yapacağınıza inanıyorum. Çok güzel bir yayın akışı olur inşallah. Şahane olacak sizlerin de desteğiyle. Sizin hakkınızda bilgiler aktaracağım. Ancak biraz önce söylemiş olduğunuz gibi evet, yeni bir kanal. Çok heyecanlıyız. Kanal 3 ailesine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Özellikle spor sever izleyicileri ve aynı zamanda spor sever bir yönetime hakim olmakla beraber kadın futboluna da önem vererek kadın futbolunun Türkiye çapında ve dünya çapında Türk kadın futbolcuları temsil etmek suretiyle tanıtılması yönünde önemli bir adım attılar. Sonsuz teşekkürler ediyoruz. Heyecanlı mısın sen de? Heyecanlıyım Aysun Hanım. Güçlü bir kanala geldik. Artık Kanal 3 ekranlarındayız. Dün ilk tohumu attık. İkincilik futbol dosyası programımız yayınlandı. Her çarşamba 21'de Kanal 3 ekranlarında olacak. İkincilik futbol dosyası. Türkiye'de tek program. Aynı şekilde sizin önderliğinizde Kristal Ayaklar programımızda her perşembe 21'de Kanal 3 izleyicisiyle buluşacak. Evet sevgili seyircilerimiz, bu zamana gelene kadarki süre zarfında kadın futboluyla alakalı Türkiye'de ilk kadın futbol televizyon programını yapan medya yayın ekibi olarak biz 3. sezonumuza giriyoruz. Ve dolayısıyla bu 3. sezona girerken geride bırakmış olduğumuz 2 sezonda çok önemli gelişmeleri bizler de şahit olduk ve kamuoyunu bilgilendirdik. Kadın futbolu ciddi ivme yaşadı çünkü yayıncılığın olması gerekiyor ki değil mi hocam, bilinirliliğin artması açısından. Bu anlamda bu zamana kadar süreçte kadın futboluyla alakalı yapmış olduğumuz televizyon programından yaptığımız tüm etkinliklere, tüm organizasyonlara varana kadar, tüm haberlerimize varana kadar bizimle beraber olan, bundan sonra olacak olan herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Kanal 3 yönetiminde ayrıca bir teşekkür edeceğim. Söz sende Mert. Evet, artık kadın futbolcularımız, kadın futbol bileşenlerimiz zaten sesini bizimle beraber duyurmaya başlamıştı. Dilerim Kanal 3 için de bizler için de güzel bir program olur. Bugün de ilk programımızda, yeni sezonun ilk programında biraz geç başlasak da çok değerli bir konuğumuz var. Hasan Hoca'yla beraber bu stüdyoda olmak bana ayrıca mutluluk veriyor. Ve bize uğurlu da geliyorsunuz hocam. Ben de size bir teşekkürlerimi ileteyim. Evet. Ben teşekkür ederim. Ben de sizinle burada olmaktan çok mutluyum. Kadın futboluna verdiğiniz emekten, destekten dolayı çok teşekkür ederim. Kanal 3 ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir programı kendi bünyesine aldı. Ve bu program gerçekten bizim kadın futbolcularımız için çok önemli. Bize telefonlar açıyorlar. Bununla ilgili önerilerini söylüyorlar, düşüncelerini söylüyorlar, izliyorlar. Kendilerini ekranlarda görmek her zaman önemlidir. Dediğiniz gibi kadın futbolu bu yayınlar çoğaldığı zaman, canlı yayınlar çoğaldığı zaman daha da ileri gidecek. İnşallah buna destek verdiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, bu teşekkürü ben biraz toparlayıp müsaade ederseniz, bana kısa bir süre verirseniz yeniden isim isim paylaşmak istiyorum. 2024-2025 kadın futbol sezonunda izleyicileriyle buluşması üzere canla başla çalışan değerli medya ekibine, kadın futbol camiasına kapılarını açan Kanal 3 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kadir Sayın Beyefendi'ye ve tüm yönetim kurulu üyelerine
teşekkür ediyoruz. Genel yayın yönetmenimiz Sayın Orhan Kılıç'a sonsuz teşekkürler ediyoruz. Genel müdürümüz Sayın Selcan Dilek Çöygün'e teşekkür ediyoruz. Tüm yönetmenlerimize, yönetmen kadrosuna ve değerli ekibine, reji ekibimize çok teşekkür ederiz. Tüm çalışanlara ve bu arada ismini söylemeden de geçemeyeceğim çok uzun yıllardır, 15 yıldır festival, konser, etkinlik sahnelerinde özellikle birlikte çalıştığımız değerli kardeşim, değerli yol arkadaşım Hüseyin Güner'e, değerli ekibine de, tüm çalışma ekibine çok çok teşekkür ederiz. Tabii ki bu teşekkürlerin arasında yine görünmez kahramanlarımız var. Kadın futbolunun gelişimindeki mihenk taşları onlar. Akermen Medya, ilk kadın futbol televizyon programı, ilk kadın futbol dijital dergisi, ilk kadın futbolcular derneği, ilk kadın futbol kristal ayaklar ödül töreni. Bu konuları bu akşam konuşacağız. Kadın futboluyla alakalı Türkiye'de geride bırakılmış hemen hemen ilk başlangıç yıllarından geride bırakılan bir 70 yıl, yaklaşık 70 yıla yakın süre zarfında ilkleri imza atan bu kahramanlarımız, görünmez kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Başta ajans başkanımız Sayın Deha Akerman'a, yapımcımız Bedre Akerman'a, dernek başkanı Kadın Futbolcular Kafıder Dernek Başkanı Sayın Dilek Kavasoğlu'na, kreatif çözüm ortakları Tahir Bey'e, Sevinç Hanım'a, Özgür Kayıoğlu'na çok teşekkür ederiz. Ve tabii bizim basından ve organizasyondan sorumlu duayen isimlerden Serdar Demirhan'a ve şu an adını unutmadım aslında ama süremiz o kadar uzun, çok büyük bir geniş bir ekibimiz, bir ailemiz var. Bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu yıl 2024-2025 kadın futbol sezonunda 3. sezonda yayında devam ediyoruz ki hani ilkin başlaması önemli, bir de sürdürülebilirliği önemli. Kesinlikle. Bu anlamda emek veren herkese teşekkür ederiz ve değerli izleyicilerimiz, sizler de hem Kanal 3 izleyicileri olarak hem de futbol severler olarak ve kadın futbol severleri olarak size de teşekkür ederiz. Ama kadın kulüplerimizin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve tabii ki de teknik insanlar, ama her şeyden önce kadın futbolcularımız ve onların değerli ailesine buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Artık yeni kanalımızdayız. Mert, değerli hocam. Şöyle bir bağlayıcı cümle kullanayım. Gerçekten bize çok destek verdiler. Ben ikinci sezon bu aileye katıldım. Üçüncü sezonumuza başladık. Evet. Nice üç sezonlara diyelim. Dediğiniz gibi sürdürülebilirlik çok önemli ve biz de sanırım bunu başardık. Şimdi artık daha da güçlenme vakti. Evet. Şimdi Mert'in de az önce bahsetmiş olduğu gibi sevgili seyircilerimiz, ilk yayınımız, yani yeni sezonumuzun ilk yayını, yeni adresimiz, yeni marka ismimizin ilk konuğu Hasan Vural, teknik adam, teknik direktör. Kendisi Hacettepe Üniversitesi mezunu ve bu zamana kadar kadın futboluyla alakalı ismini duyduğunuz, başarılara imza atan kadın futbolcular, teknik insanlara mutlak surette dokunan bir insan. İyi bir eğitmen. UEFA teknik sorumlusu ve eğitimcisi kendisi. Bandırma Spor, Ümraniye Spor, Giresun Spor, Pendik Spor, Ankara Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Formget GSK, ALG Spor, Iğdır FK'da görevleriniz oldu. Sizin için yani anlatmakla bitmeyen bir teknik direktörsünüz. Aynı zamanda kadın futbol camiası sizi çok seviyor. Hem kadın futbolcularımıza ve sporculara yaklaşımlarınız açısından, hem bugün alkış tuttuğumuz başarılarıyla kadın futbolcularımızın geldiği noktada onların hem etik değer açısından hem teknik açıdan büyümelerini, gelişmelerini sağladınız. Sizin ağzınızda nasıl tanıyabiliriz? Çok teşekkür ederim. Bu sözleriniz benim için çok kıymetli. Dediğiniz gibi biz ilk önce antrenörlükte önemli olan eğitim, bir şeyler kazandırabilmek. Benim için sporcu kardeşlerimizle bir çalışmaya başladığımız zaman ilk söylediğimiz söz, burada bir aile olmamız gerekiyor. Bu bir başlangıç. Başlangıçtan sonraki en önemli şey birlikte olup gelişim. Kadın futboluna girdiğimizde de ilk hedefimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi Formget'te çalıştığımız zaman, oraya başladığımızda da oradaki kadın futbolcularımızla konuştuğumuzda başarının birlikte hareket etmekten, kurallara uymaktan ve denileni birlikte isteyerek yapmaktan geçtiğini ilk zaman söylemiştik. O zaman pandemi dönemiydi. Güzel bir birliktelikle yarı final oynamıştık. Sonrasındaki ALG'de de
Allah nasip etti, çok güzel başarılar oldu. Güzel rekorlar kırıldı. Şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Bizim için çok değerli. Erkek liginde de, kadın liginde de çalıştığımız zaman ikisinin de çok zorlukları var. Kadın ligi de çok kolay bir lig değil. Yani çok gelişim gösteriyor biliyorsunuz. Son 2 yıldır özellikle inanılmaz bir level atladı. Canlı yayınların yapılması, işte Şampiyonlar Ligi'ndeki takımımız daha sonra zaten konuşacak Galatasaray'ın başarısı. İşte 2 sene önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destek verip Fomyet'e çok büyük bir sponsorluk isim vermesi. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın bu işin içine girmesi. ALG gibi köklü bir kulübün Ali Başkan'ın bu işin içerisinde olması. Fatih Vatan'daki Hasan Başkan'ın. Bunların hepsi Beylerbeyi'ndeki Tahir Başkan'ın. Bunlar çok güzel değerler kattılar. Çok güzel bir de lig başladı. Biraz sonra konuşacağız. Evet. Şu anda dışarıdan izliyoruz. Bakalım nasip. İnşallah daha sonra içinde de olmayı istiyoruz tabii ki. Dolu dolusunuz bu gencecik hayatınıza. Çok büyük başarılar sırdırdınız. Aynı zamanda kadın futbol kulüplerine ve kadın futbolcularımıza değer kattınız. Daha öncesinde de geçmiş temellerinizle beraber. Bir şey soracağım. Bu karizmanızı, böyle ışıl ışıl halinizi neye borçlusunuz hocam? Ya çok teşekkür ederim öncelikle iltifatınız için. Ben gerçekten insan sevgisiyle dolu birisiyim. Evet. Ve bir iş yaparken o işi çok severek yapıyorum. Enerjimi de %100'ünü verdiğim zaman başarının geldiğini hep gördüm. Canım sıkkın olsa da kötü de olsam hiçbir zaman enerjimi düşürmem. Hep sahaya girdiğim zaman sporcularım da o enerjimi görsün ki kendileri de o enerjiyi versin istiyorum. Bundan dolayı da bu benim yaşam biçimim, öyle söyleyeyim yani. Modunuz hiç düşük görmedik. Gördünüz mü Mert? Hayır. Sizin de enerjiniz çok yüksek. Hasan hocamın da. Senin de öyle. Teşekkür ederim. Senin de öyle. Konulara geçeceğiz. Kristal Ayaklar Ödül Töreni adını, programımızın adını almış olduğu ödül töreni hakkında konuşacağız. Mert, bu zamana kadar neler yaptın? Geçen sezona başlamadan önce evet, bu arada çok yoğun bir yaptım. Çalışma temposuyla spor medyasının, spor haberlerinin yine nabzını tuttuk. Tabii ki bu ara verdiğimiz dönemde çok güzel bir ödül töreni de düzenledik. Birazdan zaten fotoğraflarımız geliyor. Bu arada ben şunu da söylemek isterim. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkınbak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'a çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten böylesine önemli ve ilk kez düzenlenen bir ödül törenine verdikleri desteklerden ötürü çalışmayla geçtiği bu programa hazırlandık. Bu da güzel bir meyvesi oldu aslında. Tüm sezonun meyvesini bu ödül töreninde almış olduk. Bizim programımız da ödüle layık görüldü. Kadın Futbolcular Derneği'nin organizasyonunda, önderliğinde yine Bedri Akerman'ın, DH Akerman'ın önderliğinde düzenlenen bir ödül töreniydi. Birçok katılımcı vardı, gazeteciden. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen futbol takımlarımızla çok renkli bir gece yaşadığımızı düşünüyorum Hasan Hocam. Siz de oradaydınız. Evet, çok güzel. Ödül verildi futbolcularımıza. Onlar da bu ödülleri alırken demek ki tüm sezon fark ediliyoruz'un düşüncesi onların kafasına yerleşmiş oldu. Bu bakımdan çok çok değerli buluyorum deyip topu atayım sizlere. Evet, teşekkür ederim. Ben de eklemeler yapacağım. Evet sevgili seyircilerimiz, bilmeyenler vardır ya da hatırlatmak istiyorum. 19 Ağustos tarihinde Türkiye'de kadın futboluna dair ilk ödül töreni gerçekleştirildi. İşte biraz önce programımızın açılışında bahsetmiştim. İlkleri imza atan bir ekip olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve bu organizasyonda devlet erkanının katılmış olduğu sanatçılar, akademisyenler ve sporcuların da, spor yazarlarının da bulunmuş olduğu çok büyük bir organizasyondu. Siyasi partilerin değerli temsilcileri de katıldı. Öncelikle şu an ekranlarda görüyorsunuz. Sonra tekrar dönecek. Evet, şu an ekranlarda görüyorsunuz, muhteşem, devasa bir organizasyon ve çok büyük bir ilgi olduğu, Türkiye çapında
hem yerel hem ulusal hem de uluslararası alanda da medya çok ciddi oranda yer verdi. Tüm meslektaşlarımıza bu anlamda teşekkür ederiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Osman Aşkın Bak aramızdaydı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş aramızdaydı. Mert'in de bahsetmiş olduğu gibi. Çok ciddi anlamda bir protokol konuğumuz oldu. Bizi desteklediler, projeyi desteklediler, kadın futbolcuları desteklediler. Hatta orada yeni öğrendiler. Yani bu organizasyonun yapılması aşamasında da dikkatleri çektik ama o gün yeni öğrendiler bu işin ne kadar ciddi olduğunu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gülşah Deniz Atalar bizimle beraberdi. Türk İş Genel Başkanı Sayın Ergun Atalar bizimle beraberdi ve programımıza yılın kadın futbol televizyon programı olarak başarı ödülünde Sayın Atalar'dan aldık büyük bir onurla. TFF kadın futbolundan temsilcimiz bizimle beraberdi. Temsilcimiz çok değerli bir hanımefendi. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Esma Ersin bizlerle beraberdi onurlandırdı. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu bizimle beraberdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Naki Demir. Ankara Kent Konseyi Başkanı Sayın İbrahim Yılmaz da bizlerle beraberdi. Yalnız bırakmadılar. Zaten geçtiğimiz yılda sezonun şampiyonu evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi olmuştu. Şu an ekranda da görüyorsunuz Melih Gümüşbıçak İknur Özzengin'in sunumuyla gerçekten de çok büyük bir değer katıldı programa. Hande Fırat'ın da çok değerli katkıları oldu. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Düzenlenen yerimiz de güzeldi Cer Modern'de. Cer Modern'de muhteşem. Gerçekten çok güzeldi. Yani o 1950'li yılların ortalarından sonra başlayan ilk kadın futbol hareketi değil mi hocam? İlk kadın futbol hareketinin üzerine işte 70 yıla yakın ki süre zarfında kadın futbolcuların emekleri, göstermiş oldukları değerleri, çabalarının karşılığı bulduğunu düşünüyorum. Tabii ki Kristal Ayak ödül törenleri geleneksel olarak Kafiler Derneği tarafından devam edecek. Biz de bu kurumsal kimlik yapısını, bu algıyı, kadın futbolundaki algıyı ve çok da beğenilen bu ödül töreninin ismini Kristal Ayakları Kanal 3 ekranlarında her perşembe akşamı sevgili izleyicilerimiz saat 21'de başlatacağız. Hocam Kristal Ayaklar ödül töreninde siz de oldunuz. Olmazsa olmaz konuklarımızdan biriydiniz. Hatta aile üyesiyiz diyebiliriz bu anlamda. Nasıl değerlendireceksiniz? Öncelikle çok değerliydi. İlk yapıldı. Erkek liglerinde çok büyük başarılar kazandıktan sonra erkek futbolcularımıza çok güzel ödüller veriliyor ve bu teşvik ediyor. İşte en tabii iyi golcü, en iyi orta saha oyuncusu, en iyi defans oyuncusu. Bunların aynısını kadın liglerinde de olduğu zaman bu onlar için çok önemliydi. İşte Ebru Topçu ödül aldı, işte İlayda ödül aldı. Bir sürü oyuncumuz işte Yağmur ödül aldı, Fomget'ten Misa ödül aldı, Misa aldı. Bunlar tabii ki bu sene göreceksiniz yarışmayı daha da bir ileriye götürecek. Şimdi bu sene Asis Kralı işte yok bilmem ne bunlar da eklenecek. Bunlar kadın futbolcularımız için çok önemli değerler. Şimdi onların izleniyor olması, bu verilerle ödül almaları çok güzel. Bunların dönütleri de çok güzel oldu. Ödül töreninden sonra hepsiyle görüştük. Orada da çok güzel teknik direktörlerimiz vardı. Metin Hoca ile işte Galatasaray'ın hocası, diğer hocalarımız falan katılamayan hocalarımız bile aradı. İnşallah bu devam edecek. Daha da ileri seviyede yeniliklerle bence çok güzel olacak. Şunu da eklemek isterim Aysun Hanım. Online olarak oylama yapıldı. Evet çok önemli. Hakkaniyetli bir şekilde. De çok gerçekten değerli isimlerdi. Evet online olarak bu yarışmaya halkın da dahil oluyor olması çok etkiliydi. Bir sonraki organizasyonda Sayın Hocam'ın da bahsetmiş olduğu gibi daha çarpıcı olacak. Yeni ödüller eklenecek. Ödül kategorileri hakkında da konuşmak istiyorum. Özür dileyerek bir şey daha söylemek istiyorum. Hatta golcü olarak Neslihan ve bir de en genç yıldızlardan hale giden Rabia diye kardeşimiz de vardı. Onlar da tabii ki de bakın diğer takımlarında bu işin içerisinde olduğunu illa tek şampiyon olan takım tabii değil, diğer takımlarında bu ölçek içerisinde bulunduğunu ve oylamanın adil yaptığını gösterdi yani bizim için. Kesinlikle. Şimdi ödül alan gerçekten başarılı. Sadece ödül alan değil, ödül almayan futbolcularımız tek kadrolarda, kulüplerde çok kıymetli bizim için. Bu bir motivasyon
oyunu aslında. Dolayısıyla her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz kadın futboluna göstermiş oldukları değerden dolayı. Şimdi birkaç isim söyledik ama diğer isimleri söylemezsek belki kırılırlar diye ben notlarımı almıştım. Ödül töreninde, Kristal Ayaklar ödül töreninde kimler hangi ödülleri aldı? Çok ciddi sayıda bir şey vardı, kategori vardı. Hocamızın da bahsetmiş olduğu gibi o kategoriler zamanla artacak elbette ki. Yılın futbolcusu... Galatasaray Petrolofisi kadın futbol takımı Ebru Topçu'ydu ve yılın orta saha oyuncusu olarak da ödülünü aldı. Yılın takımı tabii ki de bu yıl yılın şampiyonu olan Galatasaray Petrolofisi kadın futbol takımı ve yılın teknik direktörü Metin İrgen'di. İlerleyen dakikalarda az sonra teknik direktörümüz Metin İrgen'le birlikte olacağız canlı telefon bağlantısında. Yılın gol kraliçesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Pomget GSK Gençlik Spor Kulübü Armisa Kuç. Fenerbahçe Petrolofisi Kadın Futbol Takımı Yağmur Uras bu isimler aldılar. Yılın kalecisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Pomget GSK Gençlik Spor Kulübü'nden Selda Akgöz ödülünü aldı. Yılın orta saha oyuncusu Ebru Topçu ve yılın futbolcusu olarak ödülünü almış bulundu aynı zamanda. Yılın defans oyuncusu Fenerbahçe Petrolofisi kadın futbol takımı İlayda Civele'ye gitti. Yılın forvet oyuncusu Ailege Spor Kulübü Neslihan Demirdöğen'e ulaştı. Yılın umut vadeden genç futbolcusu Ailege Spor kadın futbol takımı Nihal Saraç ve yılın kadın hakemi Melis Özçiğdem. Devam edeceğiz ama çok kıymetli teknik direktör ve gerçekten de bu yıl bize çok büyük ödüllerle bizleri buluşturuyor. Galatasaray Petrolofisi kadın futbol takımından tarihi bir başarı geldi. Şampiyonlar Ligi'ne grupta kaldılar ve bu güzel haberi bu başarının sahiplerinden biri Galatasaray Petrolofisi kadın futbol takımı teknik direktörü Metin Ülgen aktaracak. İyi akşamlar Sayın Ülgen. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, gayet iyiyiz. Sonuçlar iyi olunca biliyorsunuz keyfimiz yerinde oluyor. Kesinlikle öyle. Öncelikle tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu başarıyı, bu heyecanı aktarmak ister misiniz bize efendim? Şöyle tabii ki şimdi şampiyonluktan sonra transfer dönemi başladı. Transfer dönemini biraz sıkıntılı geçirdik, biraz geç kaldık ama başarıyla tamamladık. Ondan sonra çalışmalarımız başladı. İki tane kampımız oldu. Sağ olsun yönetimimiz bize o konuda yardımcı oldular. Daha sonra Lüksemburg ayağımız var biliyorsunuz. İlk öneleme iki tane takım vardı orada. Kazak takımı gayet iyi bir takımdı. Zor bir ekipti. Ama her ikisini de iyi skorla, iyi oyunda geçtik. Ondan sonra tabii ki biliyorsunuz Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir takımı. Kadrosu iyi. Avrupa takımlarını çok sert oynuyorlar, çok tempolular, çok güçlü oyunculardan kurulu. Ve tabii ki bir oyun pratikleri, oyun ezberleri var. Ama biz onları çok iyi analiz ettik. İstanbul'da bitirebilirdik. Duran topları çok çalışmıştık ama duran toplardan kaybettik. İki tane gol yedik. Çok üzülmüştük tabii ki. Arkadaşlarıma onu söyledim orada. Arkadaşlar benim için son düdük çalmadı henüz. Son düdük Slavia'da, Prag'da çalacak. Ve bir buradan mutlaka turu geçerek döneceğiz dedim. Ve orada müthiş bir oyun, çok iyi bir mücadele. Biliyorsunuz 120 dakika oldu. Oyun uzatmalara gitti. Uzatmalarda da kazandığımız için, harika bir golle kazandığımız için çok mutluyum. İlki başardık. Ülkemize böyle bir başarıya döndüğümüz için de tabii ki ayrı bir gurur kaynağı ve mutluluk kaynağı. Tebrik ediyoruz sizi. Bu başarınızla Türkiye Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılan ilk Türk kadın futbol takımı olarak evet. imzanızı attınız. Evet. Altın harflerle bütün kadın futbolcularımızı, tüm teknik sorumluları sizi ve kulüp başkanımızı, yönetimi gerçekten gönülden kutluyoruz. Ve diğer kulüplere de, kız çocuklarımıza, kadın futbolculara da bu anlamda bir motivasyon kaynağı oluşturmuş oldunuz yeniden. Evet, yani ben her konuşmamda da söylüyorum. Bizim bu başarımız, bütün kulüplerin başarısı olarak görüyorum. Herkes bizi aradı, kulüp başkanları aradı, hocalarımız aradı, futbolcular aradı diğer kulüplerden. Yani bu başarıda onların da büyük payı var. Çok destek oldular, sağ olsunlar. Pozitif enerjilerini gönderdiler. Yani hepsine teşekkür ediyorum. Biz bir bütünüz. Kadın futbolun Türkiye'de gelişmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun da çok büyük katkıda bulunduğunu düşünüyorum.
Yani ve Şampiyonlar Ligi'nde de ilerlemek istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Kadın futbolunu Türkiye'de bir yere getirmek istiyoruz. Çok büyük emeğiniz var. Gerçekten de siz bir duayensiniz. Sizi teşekkür her daim ederim. Programımıza alın. Konuk etmekten mutluluk duyuyoruz. Ve A grubunda Lyon, Wolfsburg, Roma ile karşılaşacağız. Doğru mu? Evet, evet. Yani şimdi tabii ki Lyon'u biliyorsunuz. Yani dünyada 3 tane takım saysanız birisi Lyon, birisi Wolfsburg'tu. Bizim gruba düştüler. Roma da tabii ki çok önemli bir takım. Ama ben şöyle söylüyorum yani ya işte bize aman kolay bir grup düşsün, aman kolay bir... Hayır, ben tam tersini söylüyorum. Hiç problem değil. Yani iyi takımlar çıkmış, büyük takımlar çıkmış diye bir şey yok. Biz de büyük takımız. Çıkacağız. Aynı mücadelemizi vereceğiz. Onları iyi çalışacağız. Dersimizi iyi çalışacağız. Yani yaptığımız mücadele, oynadığımız maçlar bizim önde neler yapabileceğimizi, sonra da neler yapabileceğimizi gösterdi. Biz iyi bir takımız. Çıkacağız ve kulübümüzü, takımımızı motive edeceğiz. En iyi bir şey, en iyi şekilde orayı da geçeceğimizi düşünüyorum. Tek amacımız son 8'e kalmak. İnşallah ümit ediyoruz. Sizin bu motivasyonunuzla zorluklar bizi yıldırmaz. Biz her halükarda sorumluluklarımızın bilinci içerisinde başaracağız. Ülkünüzle beraber mutlak surette kızlarımızın çok büyük bir konsantrasyonla güzel haberler getireceğini ümit ediyoruz. Sayın Hocam, çok hazırız tabii ki, doğru. Sizi sevdiğimiz kadar çok sevdiğimiz teknik direktörümüz Hasan Vural da bu akşam bizlerle beraber stüdyo konuğumuz. Evet, hocam sormak istediğiniz soru var mı Sayın Ürgen'e? Öncelikle Metin Hocam merhabalar. Merhabalar hocam, canım hocam merhabalar. Nasılsınız hocam, iyisiniz? İyiyim, iyiyim vallahi Hasan'cığım, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Zaten gitmeden de telefonla konuşmuştuk. Bu başarı bizi gururlandırdı, maçtan sonra da zaten görüştük. Tekrar tebrik ediyorum Metin Hocam. Hak ettiğiniz bir başarıyı aldınız. İlk maç dediğiniz gibi izlediğimiz zaman 2-0'dan 2-2 olunca çok üzüldük. Dediğiniz gibi duran toplarla. Ama orada umudumuzu sizden kesmemiştik. Siz de bunu haklı çıkarttınız. Çok mutlu ettiniz beni. İnşallah başarılarınız daim olsun. Bu gruplarda da ben güzel işler yapacağınıza inanıyorum hocam. Sağ ol Hasan'cığım, teşekkür ediyorum. Hepinizin biliyorum pozitif desteği. Güzel duyguları bizi başarılı olmamıza neden oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizzat seni de çok biliyorsun, çok seviyorum. Aynı şekilde hocam, ben de seni çok seviyorum. Sağ ol Hasan'cığım. İnşallah evet, başarılı olmak istiyoruz. Yani başarılı olmak zorundayız. Kadın futbolu Türkiye'de geliştirmek istiyoruz. Evet Mert Dokuzoğlu. Metin hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Mert'cim. Ben herhangi bir soru sormayacağım hocam. Çünkü gerçekten çok başarılısınız. Sadece şöyle bir anekdot. Çok güzel açıkladınız. Galatasaray'da büyük bir camia dediniz. Şampiyonlar Ligi logosundaki o yıldızlardan bir tanesi de Galatasaray'a aittir. Ben Şampiyonlar Ligi yolculuğunda sizlere başarılar diliyorum ve çok güveniyoruz size hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu güzel temennilerinizi, dileklerinizi boşa çıkartmak istemiyorum. Yani kızlarımı çok iyi hazırlayacağım. Oyuncularım orada çok iyi mücadele edecek. Çok da çalışıyoruz. Zannediyorum yani bu gruptan da çıkmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi son 8'e kalmak ve başarılı olmak. Türkiye'de bu gururu yaşatmak hep beraber ama hep birlikte. İnşallah hocam. İnşallah hocam. Evet. Sağ hocam olun. Teşekkür ederiz. Hemen bırakmayacağız sizi. Vaktiniz evet. Vardır umarım. Kristal Ayaklar evet. Televizyon programımıza. Evet. Yeni bir kanalla bundan sonra kadın futbol camiasına hitap edeceğiz. Neler evet. Düşünüyorsunuz? Öngörülerinizi paylaşmak istiyorum. Çok çok mutluyum. Çok da size de kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir iş. Biliyorsunuz Ankara'da buluştuğumuzda da söyledim. Çok büyük bir işe, organizasyona öncülük yaptınız. Öncülük yapmaya devam ediyorsunuz yeni bir kanalda. Kristal Ayaklar'la kadın futbolunu Türkiye'de tanıtıyorsunuz. Böyle bir şeye çok ihtiyacı var. Yani başarılar diliyorum. Ben üstüme düşen ne varsa söylediğinizde her an yanınızdayım. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Her zaman bizim yanımızdasınız ve bunu söylüyorsunuz. Çok teşekkür evet. ederiz. Sizin samimiyetinizi ve gücünüzü hissediyoruz. Bir Kristal Ayaklar ödül töreninde de yılın teknik direktörü olarak ödülünüzü protokolden aldınız. Ve evet. o gün gerçekten çok gururlandırıcı tablolara imza atıldı. Ve bu imzanın içerisinde siz de yer aldınız. Kristal Ayaklar ödül töreniyle alakalı neler söyleyeceksiniz? Neler yaşadınız? Neler hissettiniz? Bundan sonrasıyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Ya
da işte şu şekilde değiştirilebilir ya da yenilenebilir, bunlar eklenirse daha iyi olur diyebileceğiniz konu başlıkları olacak mı efendim? Valla çok o kadarını tabii sizler daha iyi biliyorsunuz ama yani böyle bir çalışmanın, böyle bir organizasyonun biliyorsunuz o gün de söyledim Ankara'da ve çok değerli katılımcılar vardı. Çok önemli bir şey gerçekten ve bu katlanarak büyüyecektir ve devam edecektir. Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Zannediyorum erkek takımında bile, erkek profesyonellikte bile böyle bir çalışma yok. Yani ben hatırlamıyorum, varsa bile hatırlamıyorum. Çok silik yaşı ama kristal ayaklar çok güzel oldu. Büyük bir kitle bunu duydu ve hissetti. Kadın futbolu için de çok önemli bir şey. Katlanarak devam edeceğini, süreklilik olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani her zaman yanınızdayım. Kadın futbolu gelişimi için elimden ne geliyorsa yapmaya razıyım. Kanalınız ne zaman çağırırsa, ne zaman söylerse yanınızdayım, hazırım. Çok teşekkür ederiz. Sizi stüdyo konuğumuz olarak canlı yayında ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Ben sözü almak istiyorum Sayın Ürgen. Alo. Efendim tekrar ediyorum. Sizi evet. Stüdyomuzda, yeni adresimizde, Kanal 3 stüdyolarında Kristal Ayaklar televizyon programımızda canlı yayın konu olarak almak istiyoruz değil mi Mert? Kesinlikle. Her zaman ne demek. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben. Kanalınızda olmak, kanalınızda sizle beraber program yapmak çok harika bir şey. Çok mutlu olurum gerçekten. Onurlandırdınız kadın futbolcularımızı. Galatasaray'da ruh bulmuş, şu an Galatasaray'ın başarısı için büyük bir azimle, gayretle size olan sorumlulukla yarışan sevgili futbolcularımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Maçların canlı yayınlarını da vereceğiz inşallah. Bu anlamda da desteklerinizi rica ediyoruz efendim. Tamam, tabii ki. İyi akşamlar Sayın Ürgen. İyi akşamlar hocam benim. İyi akşamlar Aslancığım. İyi akşamlar Mert'cim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz de öyle. Oğlanınızı eksik etmeyin de. Şahane. Şahane bir isim. Şahane bir ruh. Gerçekten bugün birbirinden özel konuklarımız var. Her zaman birbirinden özel, değerli konuklarımız var ama bazen böyle bir içselleştiriyorsunuz ya. Hani bugün de o günlerden biri. İlk gün olması nedeniyle de gerçekten çok keyifli bir program geçiyor bana göre. İzleyicilerimiz için nasıl geçiyor bilmiyorum. Ama bu konuyla alakalı biraz geri dönükler almak istiyoruz. Geri bildirimler almak istiyoruz sosyal medya hesaplarımızdan. Ama gerçekten de çok değerli mesajlar iletti. Her zaman güzel mesajlar iletiyor. Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Sayın Metin Ürgen'le beraberdik sevgili izleyicilerimiz. Sayın Hocam. Metin Hoca gerçekten çok büyük iş yaptı. Çok. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek gurur verici bir şey. Biz de yaşadık bunu. Allah bize de nasip etti. Tabii onun gibi gruptan çıkamadık biz ama onun çıkması da... Hangi tarihti? 2021-2022'de biz ALG kadın futbol takımıyla gitmiştik. Evet. Metin Hocam ilk Slavia Prag maçını televizyondan izlediğimde 2-0'dan 2-2 onu çok üzülmüştüm. Gerçekten Galatasaray çok iyi oynadı. İki tane duran toplarla sonlara, son dakikada hatta bir tanesi yediler golü. Çok güzel bir şey söyledi. Son düdük çalmadan hiçbir şey belli olmaz. Harika bir motivasyon konuşmasıyla futbolcularını havaya soktu. Evet. Ve müthiş mücadele ettiler. İkinci maçı izledim. İnanılmaz mücadele ettiler. 3 tane 4 tane eksikleri vardı. Emin Heyecem yoktu. Cümert Benan yoktu. Oynayan arkadaşlarımız Berna olsun, diğer Sare olsun çok iyi oynadılar. Hepsi kızlarımızı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir ruhla oynadılar. Maçı uzatmaya götürdüler. Sonrasında da 117. dakika golü attılar. Nazlıcan Parlak attı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve müthiş bir galibiyet. İnşallah gruplarda Metin Hocam çok güzel bir şey söyledi. Oynamadan hiçbir şey belli olmaz. İstediği gibi tamam, çok güçlü takımlarla oynayacak. Lyon, Wolfsburg, Roma. Ama sonuçta futbolda bir ruh vardır ya, evet. Hani o Galatasaray kadın futbol takımında son maçta o ruhu gördük. Böyle oynarlarsa neden olmasın? Sonuçta futbol 90 dakika uzatmaya giden bir oyun bazı, evet, zamanlarda, ama o ruhu verdiğin zaman, şans da biraz yanında olduğunda hiç umulmadık şeyler olabilir. İnşallah 2'ye girip çıkarlar grupta.
Evet, Nişastanlar Türk kadın futbolunda güzel bir hediyeyle geldiler. Bundan sonrası da olacaktır. Biz onlara inanıyoruz. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir yönetim. Onların da azmi de çok güzel, kararlılıkları çok güzel. Siz ne dediğiniz gibi son dakikalarda ne olacağı belli olmaz. Evet, lig değerlendirmelerine geçeceğiz ama bu arada sevgili Mert, dün akşam yapmış olduğunuz programla alakalı konuşmak evet. istiyorum. Sevgili seyircilerimiz, biz hem kadın futbol ekibi olarak Türkiye'de ilk ve tek olarak programımızı sürdürürken 3. sezonumuzda yine aynı şekilde 3. sezonunda Türkiye'nin yine ilklerinden biri futbol konusunda, spor konusunda ilginizi çekecektir. 2. lig futbol dosyası dün akşam başladı. Yine Mert yorumcu olarak oradaydın. Çarşamba akşamları saat 21 ila 22.30 arasında 2. lig futbol dosyası izlenecek. Dün akşam ilk yayınını gerçekleştirdi. Nurgül Çetak sunumuyla Erhan Kuş Kapan ve Mert Dokuzoğlu'nun yorumlarıyla pek çok da konuklar aldınız. İzlenme ile alakalı çok ciddi veriler gelmiş. Evet. Geri dönüşler çok güzelmiş. Ve hashtag'ın kalitesinde olmasından kaynaklı programın akıcılığına alakalı pek çok yorumlar var. Tebrik ediyoruz sizi. Evet, ben de şöyle bir ekleme yapmak isterim. Şimdi 18-18-36 takımın konuşulduğu ve birçok şehir takımının konuşulduğu tek program olması bakımından çok değerli. Keza yine Kristal Ayaklar gibi programımız. Muadili olmayan programlar. Kırmızı ve beyaz grubu değerlendirdik. Yine enerjisi yüksek bir ekip ve yine güzel bir stüdyoda burada ekranları başında izleyicilerimiz bizi seyretti. Güzel de geri dönüşler aldık. İyi de izlendiğimiz bilgisi bize aktarıldı. Evet, çok güzeldi. Özellikle Afyon, Kastamonu, Erzincan, İzmir gibi illerimizden birçok mesaj geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum ve her çarşamba bekliyoruz onları. Evet, teşekkür ederiz. İnşallah bu konuyla alakalı Kristal Ayaklar için de aynı geri dönüşleri alacağız. Biz keyifliyiz. İnşallah aynı keyfi, aynı neşeyi ve bu rahatlığı izleyenlerimiz de hissediyordur. Kadın futbol maçları da inşallah bundan sonrasında Kanal 3 ekranlarında canlı olarak yayınlayacak diye planlama içerisindeyiz. Ben böyle küçük bir sürprizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan sonra kadın futbol kulüp başkanlarımız, teknik sorumluların da bu anlamda ilgi göstereceğini düşünüyorum. Kadın futboluyla alakalı maçların canlı yayınlanması konusunda da biz ekip olarak sizler yanındayız. Kanal 3 ekranlarında sevgili izleyicilerimizle birlikte olalım. Türkiye'ye ve dünyanın dört bir tarafına ulaşalım, başarıları ulaştıralım diye. Sayın Hocam. Ligleri değerlendirelim mi? Tabii geçelim artık. çok keyifli bir hafta biliyorsunuz. Çok güzel başladı ligler. Evet. Bir de fikstür hep birbirleriyle karşılaşıyor takımlarımız. Yani iddialı takımlarımız. Çok güzel maçlar oluyor. Ve sizin kanalınızda da yayınlanacak olması bir sürpriz. Güzel bizim için de. İnşallah biz de izleyeceğiz. Gidemediğimiz maçları en azından kanal işte izleriz yani. Değil mi? Yahu evet. HD kalitesinin olması açısından da tabii. Çok iyi. Yani hani gidemedik, yetişemedik. Hava soğuktu, zamanımız uygun olmadı. Ama HD kalitesinde izleyeceğiz. Yayıncılık anlamında gerçekten ihtiyaç var kadın futbolunda. Birbirini karşılıyor, birbirini tamamlıyor. Şimdi yayını yapılan kadın futbolu ile yayını yapılmayan kadın futbolu arasındaki farkları size anlatır mısınız hocam? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, saha, yayın, her şey çok etkiliyor. Yani bir bakıyorsunuz bir final maçı oynadığınız zaman çim sahanın olması, seyircinin gelmesi, yayının canlı şekilde televizyondan verilmesi kadın futbolcularımızın inanılmaz motivasyonunu arttırıyor. Yani bazen sen bir şey söylemene gerek kalmadan onlar zaten o şekilde kanalize olmuş oluyorlar oyunu. Tabii bunun dışında reklam ve sponsorluk desteklerinin gelmesi açısından da bir farkındalık oluşuyor. Biz bunu sürekli konuşacağız sevgili izleyicilerimiz. Bu alışkanlık, bu kültür oluşana kadar sürekli kadın futbol programında bu konuyu konuşacağız diye biliyorum. Çünkü yaptığımız yayınlar, yapacağımız yayınların bir göstergesidir. Buyurun. Ben şöyle bir ekleme yapmak isterim buna. İnsan gördüğüne sponsor olmak tabii ister. Ki de öyle. İnsan gördüğünü yorumlar. Şimdi herhangi bir maç yayını olmazsa oradaki yapılan bir hakem skandalını nasıl ekranlarda konuşabilelim ki? Ya da bir futbolcunun sesini
ya da tribünlerden olan tepkiyi nasıl duyurabilelim ki? Bunun için maç yayınlarını önemsiyorum. Dilerim bu güçlü ekiple Kanal 3 ekranlarında maçlarımız yayınlanır. Her yayınlanan karşılaşmanın sonunda da tabii ki kadın futboluna olumlu geri dönüşler yaşanacaktır. Kulüplerimiz de birazcık bu darboğazdan kurtulacaklardır, bir nefes alacaklardır ekonomik olarak. Mert'e bir ek yapabilir miyim? Lütfen çok hocam. Güzel bir şeye değindi bence. Ben bir teknik direktör olarak maçların yayınlandığındaki hakem performansını bile artırdığını düşünüyorum. Çünkü kadın futbolunda çok önemli bir öğe, yani futbolda çok önemli olan bir öğe hakem. Ve bu öğe bizim için onun motivasyonu, o günkü özür dilerim, performans çok önemli. Nasıl kadınlarımızın, sporcularımızın performansı, teknik adamın performansı önemliyse, hakemlerimizin performansı da çok önemli. Çoğu maça etki edebiliyorlar çünkü. Kesinlikle. O yüzden canlı yayınlar olduğu zaman onlar da bir tık üstüne çıkıyorlar. Şimdi bir de hatta şöyle de bir esprili dille noktalayayım. Mesela şimdi Ankara'da, başkentimizdeki stadyum uzak olabiliyor seyircilerimiz bakımından. Bir hayli. Yenikent, evet. Osmanlı Stadyumu. Nereden gittiğinize bağlı tabii. Tabii nereden gittiğimize. Şimdi bazen de insan evinde, sıcacık evinde kahvesinin çayını alıp Kanal 3 ekranlarından izleyebilirler. Evet, hem tribünde hem de canlı yayınlar yapıldığında o bir anlamda bir baskıyı hissetmesi gerekiyor. Aynı zamanda motivasyonunu sağlayacaktır bu. Hani ailesinin, arkadaşlarının, akrabalarının ya da hiç tanımadığı insanların ekran başında izlediğini bilmesi ya da tribünlerde izleniyor olduğunu bilmesi bu ciddi bir motivasyon, bir de baskı yapacak. Yani başarılı olma kaygısını yaratacak ve bunun için büyük bir aksiyonu götürecektir. İnşallah ilerleyecek. Bu biz ilerleyen saatlerde Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Suat Özcan'la telefon bağlantısı yapacağız sevgili seyirciler, değerli izleyicilerimiz. Gerçekten muhteşem bir başkan kendisi, muhteşem bir temsilci. Kadın futboluna değer katan bir isim. Ve onun da sizlere aktaracakları, bizlere aktaracağı güzel mesajlar var. Ama öncesinde haftanın maç sonuçları ve puan tablosuna bakacağız. Ekranına da az sonra gelecek değerli reji yönetmenim ve ekibi tarafından. Evet sevgili seyircilerimiz, şu an maç sonuçlarını görüyorsunuz. Beylerbeyi Spor Kulübü 3, Karadeniz Ereğli Belediyespor 0, Hakkari Gücü Spor 2, ALG Spor 3, Galatasaray AŞ 2, Bornova Hitap Spor 1, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 1, Trabzonspor AŞ 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Ünye Kadın Spor Kulübü 2, Beşiktaş YKY United Payment Kadın Futbol Takımı 7, Çekmeköy Bilgi Doğan 0, Fatih Vatan Spor 0, Ankara Büyükşehir Belediyesi Form Get GSK 1, Türksel Kadın Futbol Ligi 4. hafta maç sonuçlarını görmüş bulunmaktasınız. Hemen puan tablosuna geçeceğiz. 4. hafta Türksel Kadın Futbol Süper Ligi puan tablosunda. Geçtiğimiz iki hafta öncesinde olduğu gibi bu haftada haftanın lideri Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 12 puanla birinci sırada yerini alırken, ikinci sırada yine 12 puanla Beylerbeyi Spor Kulübü yerini alıyor. 8 puanla ALG Spor 3. sırada yerini alıyor. 7 puanla 4. sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Pomget GSK. 6'şar puanla 3 sırada birbirini kovalayan sırada takımlarımız yerlerini alıyorlar. 5. sırada Galatasaray AŞ, 6. sırada Ahmet Sportif Faaliyetler, 7. sırada Trabzonspor AŞ. 4'er puanla 8. sırada Beşiktaş YK United Payment ve 9. sırada Ümye Kadın Spor Kulübü. 3'er puanla sırasıyla 10. sırada Hakkari Gücü Spor, 11. sırada Bornova Hitap Spor, 12. sırada Fatih Vatan Spor geliyor ve 13. sırada Çekmeköy Bilgi Doğa ile 14. sırada Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulübü puan tablosunda yerlerini alıyorlar. 4. hafta Türksel Kadın Futbol Süper Ligi puan tablosunu paylaşmış bulunduk sizinle. Sayın Hocam, sevgili Mert, ligi yorumlayalım lütfen. Ben Hasan Hoca'ya bırakayım sözü, sonra ben devam ederim. Teşekkür ederim Mert'im. Bu hafta 4. haftayı oynadık. Biraz önce de söylediğim gibi fikstür hep ilk 5 hafta birbirleriyle karşılaştı. İlk 5 sıraya oynayacak takımlar.
Bu çok önemliydi. İlk başlarda tabii ki de birbirleriyle oynayınca bizim ligde en önemli şey 14 takım. Bir tanesi zaten Karadeniz Yere ile ligden çekildiği için 13 takım var. 6 tane takım çok büyük planlama yapıp para harcayıp ligde bayağı iyi işler yapmaya çalışıyorlar. Bunlar birbirleriyle oynadığı zaman çok daha önemli oluyor. Çünkü diğer rakipler bir level daha aşağıda olduğu için o maçların zorluk derecesiyle ilk 5 takım için, ilk 5 sıra için kurulan takımların zorluk derecesi daha farklı. Bunlar birbirleri karşılaştığı haftalarda Fenerbahçe iyi bir avantaj yakaladı. Beylerbeyi iyi bir avantaj yakaladı 12 puanla. Evet. Burada tabii ki de Fombiet şampiyonluk için kurulan bir takım. Şu anda bir beraberlik Ahmet'le aldı. Bir de Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladılar. Ama bu hafta çok önemli bir galibiyet aldılar. Fatih Vatan gibi onlar da Fatih Vatan da çok büyük bir hedefle girdi aslında lige. Hocaları da İsmet Kamak Hoca'yı aldılar. Çok değerli bir hocamız. Hasan Başkan güzel işler yapıyor. Ama tabii ki de şu anda istenilen performansa ulaşamadılar. Onlar da bu lige değil, renk katacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe iyi başladı. Fomget galibiyeti arkasından Ünye'yi yendi. Bu hafta işte Trabzon'u yendi. Maçı izleyemedik ama 1-0 bitti. Demek ki Trabzon'da kötü bir takım kurmamış. Ben Trabzonspor'u izleyemedim daha ama. Beylerbeyi çok iyi başladı. Beşiktaş'ı yendi. Ondan sonra Fatih Vatan'ı yendi. Bu Hakkari çok gücünü Hakkari yendi. Gücünü yendi. Bahar Hoca da 3'te 3 yaparak bu hafta da işte bay geçtiler Karadeniz Ereğli ile. Evet. Bu hafta Fomget dediğim gibi çok değerli bir galibiyet aldı. Şampiyonluk için kurulan ekiplerden Beşiktaş biraz hayal kırıklığı şeklinde başladı ama umarım onlar da toparlar. Çünkü bu ligin zevkli olması için Beşiktaş'ın muhakkak bu yarışın içerisinde olması gerekiyor. İşte ilk hafta Beylerbeyi'ne yenildi. Daha sonra ALG ile berabere kaldı. Sonra Fomget'e yenildi. Dediğim gibi fikstür çok bazen dezavantajı olabiliyor. Hı hı. Tabii ki de bu liginde bu özelliği var. İyi rakiplere yenilmeyeceksin. Evet. Kendi rakibine yenilmeyeceksin. Yenildiğin zaman birden puan farkı 6-7'ye çıkıyor. Buradaki sıralamayı bizi şey yapmasın, yanıltmasın. Çünkü Galatasaray'ın 2 maç eksiği var. 6 puanla 2 maçını da alırsa Galatasaray 12 puan yapacak. Bu işin içerisinde Galatasaray'da var 12-12-12. Çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. İlk 4 hafta izlediğimiz maçlar gerçekten iyiydi. Ahmet takımı çok dirençli bir takım kurmuş. Trabzon'u izleyemedim dediğim gibi ama duyduklarım, sportif direktöründen, hocasından, futbolcularından aldıkları oyuncuları bildiğimiz oyuncularımız var. Onların da değerli bir kadro olduklarını düşünüyorum. Yani bu yıl Trabzon deplasmanının çok kolay bir deplasman olmayacağını düşünüyorum. Evet. Ve 5. haftada da zaten bu hafta yine Beylerbeyi ALG ile oynayacak. Yine karşılaşacaklar kafa takımlar birbirleriyle. İnşallah çok keyifli bir lig oluyor. Bu ligin sonunu merak ediyorum. Yani böyle bir 4 takım bırakmadan gidecek gibi düşünüyorum. Yani şu an içerisinde Beşiktaş her ne kadar biraz geride kalmış gibi olsa da Beşiktaş Beşiktaş'tır. Aldığı oyuncular var. O takım hüviyeti oluştuktan sonra onlar da bu işin içinde olup o 5 takımın çok güzel bir mücadele edeceğini düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim bu güzel yorumlarınız için. Gerçekten heyecan kattınız. 26 haftalık heyecanı şu an ben sizin anlattıklarınızda görebildim. Reklam arasından sonra yeniden sizlerle beraber olacağız. Hasan Vural hocam, Mert partnerimle beraber ve aynı zamanda Suat Özcan sizlerle beraber olacak. Reklamlardan sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye'nin ilk ve tek kadın futbol programı Kristal Ayaklar Kanal 3 programında, televizyon kanalında devam ediyor. Konuklarımız tabii ki sürekli daimi yorumcumuz, yazar, gazeteci Mert Dokuzoğlu ve Kanal 3 programındaki ilk
Program konuğumuz teknik direktör Hasan Vural. Reklamlardan öncesinde ligi değerlendiriyorduk. Dördüncü hafta maç sonuçları ve puan tablosunu değerlendiriyorduk. Hasan Hocam devam edelim. Çok heyecanlıydı. Bu arada çok güzel geri bildirimler var değerli izleyicilerimiz tarafından. Bu bildirimlerden de bahsetmek istiyorum. Size de güzel mesajlar geldi değil mi? Evet, programla ilgili futbolcularımızdan güzel mesajlar geldi. Bu da bizi mutlu ediyor. Dördüncü hafta içerisinde oynanan maçları söyledik. Bu maçlar tabii ki de puan sıralamasını yavaş yavaş artık 6. 7. haftadan sonra belli olacak. Ve bir 4-5 takım ayrılacak. Beşinci hafta nasıl olur? Beşinci hafta birazdan zaten onu konuşalım. Dördüncü hafta ile ilgili ben Mert'in ne düşündüğünü merak ediyorum. Acaba maçları düşündüğü gibi geçti mi? Yani sonuçları biz bazen Mert'le telefonlaşıyoruz. Sonuçlar ne olur hocam filan biz birbirimize söylüyoruz. Tutturduklarımız da oluyor tabii ki düşüncelerimizi. Tabii şaşırtıcı sonuçlar da vardı. Ya şu an şöyle bir giriş yapayım hocam. 4 haftayı genel bir değerlendirmek isterim. Fenerbahçe'nin ve Beylerbeyi'nin iyi savunma yaptığı bir 4 hafta yaşadık. Ki bir tanesi hiç gol yemedi, bir tanesi bir gol yedi. Fenerbahçe iki önemli rakibini mağlup etti bu 4 haftalık periyotta. Genelde Trabzonspor'a takılırdı Fenerbahçe. O virajı da geçmeyi başardı. Galatasaray'a bakıyorum. Şimdi Şampiyonlar Ligi yolculukları olacak Galatasaray'ın. İki maçı eksik Hasan Hocam'ın dediği gibi. Onlar da muhtemelen 4'te 4 yapacaktır. 4'te 4 yapabilme potansiyeline sahip Galatasaray. O da aslında yarışın tam içerisinde bulunuyor. Beylerbeyi geçtiğimiz sene yaptığı yatırımların bu sene bence meyvesini yemeye başladı. Geçen sezon ikinci yarı bir seri yakalamıştı Beylerbeyi. Bu sene gerçekten çok çok iyi gidiyorlar. 4'te 4 yaptılar bir tanesi hükmen olmak üzere. Dolayısıyla yarışın sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Bu sene bu 4 haftalık periyotta Hasan Hocam 2 tane karşılaşmayı canlı izleme, stadyumda izleme fırsatı buldum. Bir dönem maçlarını da anlattığım ABB Formget'in Fenerbahçe ve Beşiktaş maçına bir değinmek isterim. Fenerbahçe maçında sezonun ilk maçı çok tutuk buldum ben ABB Formget takımını. Özellikle milli kalecimiz Selda Akgöz'ün kale vuruşlarında, yan toplardaki zafiyeti yaşadığını gördüm. Ki Selda bu ligin en iyi kalecisidir. Birazcık takımda bir motivasyon düşüklüğü, tam hazırlık aşamasını toparlayamadıklarını, geçemediklerini gördüm ABB Formget'in. Fakat daha sonra aynı Formget 3. haftada Beşiktaş'a karşı tamamen bu olayı geçmiş, hazırlık aşamasını geçmiş, tüm futbolcular hazır halde Beşiktaş maçını kazandılar ve biz de varız bu yarışın içinde dedi Formget. İlk maçta biraz böyle korkutmuştu futbol severleri, acaba ABB Formget şampiyonluk yarışında olmayacak mı diye. Ama onları da gördük ki bu yarışın sonuna kadar içindeler. Mert sürprizlerle dolu. İlk hafta, birinci hafta Fenerbahçe Petrol Ofisi 3 puanla 6. sıradaydı. Evet. Ve ikinci hafta 1. sırada, 4. hafta ya yani bu haftada 2, 3 ve 4. hafta 1. sıraya yükseldi. Yani sürprizlerle dolu 26 haftalık sezonu biz büyük bir heyecanla izleyecek gibiyiz diye hissediyorum. Evet. Sizin anlattıklarınızdan da yola çıkarak. Mert'e ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Şampiyonlar Ligi periyodu Galatasaray'ı bence biraz yoracak. Evet. Bu hafta zaten onun göstergesini biz aldık. Bornova Hitap maçında Galatasaray 1-1 iken Bornova Hitap Handan bir pozisyon çıkarttı. Hatta hakem faul verdi. Faul var mıydı yok muydu bilmiyorum ama oradaki müdahalesi çok yerindeydi. O gol olsaydı farklı bir pozisyon olabilirdi. Bir de golü biraz daha 80-90'a kalsaydı sıkıntı yaşayabilirdi. Bornovalı oyuncular da çok iyi mücadele ettiler. Galatasaray bu fikstür içerisinde bu problemleri yaşayacak. Çünkü 3 günde bir maç oynuyor gibi bir periyoda giriyor. Kadın futbolunda da bu çok kolay değildir. Tabii kadro ki derinliğiniz olması gerekiyor. Gerçi Galatasaray bu sene yaptığı transferlerle bu derinliği sağladı diye düşünüyorum. İşte Jackman, Demeyin, Usme, Diallo, Cümert, Ecem Cümert bunlar alarak en azından bir kadro derinliği oluşturdu. Bir ek daha yapmak istiyorum. Mert çok güzel konulara bahsediyor. Çünkü izlediği için kadın futbolunu çok iyi takip ediyor ve biliyor. Sağ olun. Burada ben
Formget ile ilgili düşüncesine katılıyorum. Sezon başı Formget belki bir böyle sekteyle başladı ama Formget bence hem bütçe olarak hem de kadro kalitesi olarak bu ligin en iyi 2-3 takımından bir tanesi. Evet. Ve Formget'in puan kaybetme lüksünü bitirdi. Hı hı. Çünkü artık bu saatten sonra bir de rakibine yenildiği için bir de hiç akılda olmayan bir Ahmet puan kaybı ister istemez Formget'in kredisini bitirmiş oluyor. İleriki haftalarda çünkü Galatasaray'la oynayacak, Beylerbeyi'yle oynayacak 2 hafta sonra. Ama şöyle de bir durum var. Formget'in kalitesi bu ligde herkesi yenebilecek bir kalite. Nasıl geçen senelerde bir önceki sene şampiyon olduysa bu senede aldığı oyuncular işte Milika'yı aldı, işte Alves'i aldı, işte Türk oyunculardan Melike'yi aldı, Gülbin Hızı aldı, stoper, milli takım stoperi Fenerbahçe'den. Bu oyuncular gerçekten kaliteli oyuncular. Yabancıları da iyi yabancılar aldı. Abi diye bir kanat oyuncusu var. O çok etkili bir, süratli bir oyuncu. Bir Olya gibi değil ama, sanki ama hocam. Ama şöyle söyleyeyim ben Mert. Ben o oyuncuyu zaten izleyip aldıklarını düşünüyorum. Kötü olsa zaten almazlar. Oyuncunun bir alışma süreci olacağını düşünüyorum ligler için. Çünkü başka bir yerden geliyorsun. Hem dil farkı var. Kadınlarda bir de bu çok daha fark ediyor. Erkeklerdeki gibi değil. İkisinde de çalışmış bir teknik adam olarak söylüyorum bunu. Ama Formget bundan sonra yarışın içerisinde şampiyonluğun en büyük adayı olmak istiyorsa puan kaybetme lüksünü bitirdi. Evet. Şöyle devam edeyim. Hasan Hoca da çok güzel. Ya konu konuyu açıyor. ALG Spor'dan da mesela şöyle bahsetmek isterim. Hilmi Bugüner'in çalıştırdığı takımlar hep sezonun başlarında puan kaybeder. İki tane beraberlik sonrası aslında açılacağını biliyorduk Hilmi Bugüner'in ALG'sinin. Ve ALG Spor da üst üste iki maçı kazanarak aslında onlar da iyi bir kadroya sahip olduklarını gösterdiler. Ki onlarda da notlarım vardı. Mesela Damla Köse transferi zaten çok iyi bir transfer. Evet. Formget geçmişi de var. Ligin iki yeni takımı da mesela Hasan Hocam senin düşünceni merak ediyorum o konuda. Bornova Hitap da Ünye Gücü de fena başlamadılar. Puan durumu olarak belki çok iç açmıyorlar ama Bornova Hitap'ın dediğiniz gibi Galatasaray'a karşı yaptığı mücadele bu yani bu ligde birçok takımdan puan alır Bornova Hitap. Şimdi zaten Bornova'da Esra gibi, Şeval gibi oyuncuları aldılar. Bunlar da bu ligin tecrübeli oyuncuları. Ünye'de genç bir takım, savaşan bir takım. Fenerbahçe maçı 4-0 mı bitmişti bilmiyorum ama yani Fenerbahçe erken golleri bulmazsa 5-0 erken golleri bulmasaydı zorluk yaşayabilirdi. Çünkü mücadele gücü çok yüksekti. Yani bir de sahaları birazcık çim saha ama biraz kötü bir saha. Orada Ünye çok takımdan puan alabilir. Yani senin dediğin gibi doğru. İki takım da bu lige bence kolay pes etmeyecekler. Bu ligde de renk katacaklarını düşünüyorum. Hem Bornova'nın hem Ünye'nin. Dediğin gibi sıralama da kişi çok önemli değil. Çünkü belli bir periyottan sonra bu takımların bu konsantrasyonla daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Tabii burada Aysun Hanım da katılır. Karadeniz Ereğli'nin ligden çekilmesi. Tam bu konuya gelmek istemiştim. Sıramı bekliyordum evet kesinlikle. Bu konuyu konuşalım. Küme düşmesiyle alakalı. Hani ligin değerlendirmesi bu anlamda yapalım. Ligin kalitesi mi düşüyor? Ya da bu süreçleri yaşayacağız ama ne olacakla alakalı konu başlıklarına değinelim. Ama telefon bağlantımız hazırlanıyor. Sayın yönetmenim. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Suat Özcan saniyeler içerisinde bizlerle beraber olacak. Kristal Ayaklar televizyon programımızda. Ve şu an hatta Sayın Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok iyiyiz, sizi çok özledik. Vallahi ben de sizleri özledim. Öncelikle yeni yayın dönemi, yeni kanal hayırlı olsun. Teşekkür ederiz efendim. 2024-2025 futbol sezonu hayırlı olsun. Hepimiz gerçekten yeni kanalda yeni heyecanlar bekliyor bize diye düşünüyorum. Buradan Hasan Hocama sevgilerimi, Mert kardeşime sevgilerimi yolluyorum. Ayrıca Medya'ya da sevgilerimi gönderiyorum. Dinliyorum sizi. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanım çok zaman olmadı sizinle görüşmeyeli. Ağustos'tan itibaren görüşmedik ama çok özledik.
ve kadın futbolunun çok değer verdiği isimlerden birisiniz. Yegane isimlerden birisisiniz. Kadın futbolcularımız için, genç kızlarımız, çocuklarımız için bir baba figürü olmakla beraber kadın futbol kulüpleri açısından, değerli yönetim ve başkanları açısından, tüm teknik insanlar açısından da çok değer verilen bir şahsiyetsiniz. Ve bir abi gibi de bir figürü üstleniyorsunuz. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Bütün kadın futbolla alakalı bütün organizasyonlarda yer alıyorsunuz ve kadın futbol kulüplerinin sesi oluyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Ben gerçekten biliyorsunuz bir kadın futboluna hem şahıs olarak hem başkan olarak hem bir spor insanı olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. 15 yıldan önceye geri gittiğimizde Türkiye'de kadın futbolunu tekrar konuşmak istemiyorum. Geri dönmek de istemiyorum. Ama gerçekten ben bu işi büyümesini, genişlemesini, değer katmasını istiyorum. Ben şu an o yolda gidiyor zaten. Ben 2 ay önce başladım. Biliyorsunuz sezon siz yeni başladınız ama ben Temmuz ayından beri maçlara gidiyorum. Hazırlık maçlara, kamplara takip ediyorum. Tüm takımlara hayırlı olsunlar gidiyorum. Biz de sizi takip ediyoruz bu süreçte tabii ki. Sağ olun, eksik olmayın. Ya biz benim amacım dediğim gibi kadın futboluna bir değer katmak. Bu değeri de ben değil biz olarak katacağız. Sizlerle beraber Hasan hocamla, Mert'le, Bedri Bey'le bunun içinde bulunan diğer katmanlarla beraber bunun yola giderken nasıl bir yol alacağımızı hep beraber göreceğiz ve farklı sunmaya devam edeceğiz açıkçası. Teşekkür ederiz. Ligin genel değerlendirmesini bir de sizden alabilir miyiz? Valla ben evet çok daha bu konuda söyleyecek çok şey var. Ben aslında tüm takımlarına tekrar başarılar diliyorum. Ligin havası eski havası kalmadı. Bunu bir kere söyleyeyim. Çünkü düşen takım belli oldu. Evet. Bu ligin havası kalmadı. Sadece şampiyonluğu bekliyoruz. Eğer Hasan hocam dediği gibi 5 takım bu yarışa devam ederse ligin heyecanı olacak. Ama 1-2 takım kalırsa da bugün heyecanı ne kadar olur bilemiyorum. Bu açıdan diğer birincilik, ikincilik, üçüncü kulüplerde çok büyük sıkıntılar bekliyor. Yani ekonomi gerçekten kadın futbolunu vurdu. Yani şartlar çok ağırlaştı. Yine bakın ben size söyleyeyim, iddiası olmayan takımlar 4-5 hafta sonracıma oyuncuya sözleşmeyle bitirecekler. Çünkü niye iddiası kalmamış? Düşme belli. Yukarıdaki takımda 15-20 puanlıktan sonracıma bir geliri olmayan birlikte ne yapabilirler? Tabii ki de. O açıdan bununla beraber birincilik, ikincilik, üçüncü grup. Mesela birincilik 15-17 Ekim'de başlayacak. 5 takım katılmayacağını biliyorum ben. Bu hep ekonomikten kaynaklanan sıkıntılar var. İnşallah bir sponsor çıkar. Yıllardır söylediğimiz bir şey oluyor. Ve kadın sponsorlara sahip çıkarlar. Maça gelirsek Ekim ayına şöyle değerlendirmek istiyorum. Ekim ayı çok dolu. O kadar dolu ki hangisine gideceğimizi bilmiyorum. Bakın ben size hemen bir Ekim ayı şeyi çizeyim. 13-10 Ekim'de Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. 17-10'da Galatasaray Roma maçı var. 25 Ekim'de kadın hamili takımımızın Ukrayna'yla ilk maçı İstanbul'da. 29 Ekim'de diğer maçı var. Yine Ukrayna'yla oynayacaklar. Yani bu konuda Ekim ayı dolu bir bizi evet. Maçlar bekliyor. Yine buradan kadın futbolu ilgili tabii ki şeyler de oluyor. Kadın futbol kulüpler birliği olarak girişimlerde bulunduk. Daha önce açıklanan konaklamanın 15 lira olan konaklama 50 bin liraya çıktı. Şahane. Yol parası 15 liraydı, 25 lira oldu. Bunlar bir katkıdır. Buradan hem Federasyon Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na hem kadından sorumlu Valla Közüm'e yine her zaman bizim yanımız olan Esma Esin Hanım Efendi'ye teşekkür etmek istiyorum. Biz bunları gördükçe, bunlara katkı sunduklarında iyi yapanları her zaman söylemiştik. Alkışlayacağız diye. Yine buradan sözü almışken devam edeyim isterseniz son bir şeyle. 25 Ekim'de İstanbul'da Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için playoff maçı oynayacağız. Evet. Buradan ilk maçı 25 Ekim'de oynayacağız. İkinci maçı 29 Ekim'de oynayacağız. Buraya geçersek Yunanistan Belçika galibiyle oynadıktan sonucuma Avrupa Şampiyonası finallerine hak etme elde edeceğiz. Yani bu açıdan kadın futbolunun geleceği açısından gerçekten çok önemli. Eğer biz Avrupa Şampiyonası elemelerine katılırsak
Galatasaray gibi de bir arkadan büyük bir havayla Türkiye'ye kalıp onlara damga vuracak diye düşünüyorum. Evet, hocam kesinlikle. Ne de Hasan hocam bilmiyorum. Mert kardeşim ne de. Hasan hocam söz sizde. Ben de size katılıyorum başkanım. Yani bizim için Türk kadın futbolu için çok önemli bir maç olacak Ukrayna maçı. Daha önce de futbolcularımız çok güzel işler yaptılar. Bu maçta da aynı performansları bekliyoruz. İnşallah bizi gururlandıran bir sonuç alırlar. Ve dediğiniz gibi kadın futbolunun gelişimi için çok önemli bir milat olur. Burada araya girdim unuttum. Metin hocama, Galatasaray Spor Camiası'nı Cihan Gölü'nden tebrik ediyorum. Ben de kendimi aramıştım, tebrik ettim. Bir kez daha gerçekten Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı ve yönetim kurulu üyelerini ve hocamızı tebrik ediyorum. Evet, Dişi Aslanlar'dan Türk kadın futboluna dair çok güzel bir başarı oluştu ve bir hediye geldi. Çok teşekkür ederiz. Sizin de naifliğiniz her zaman efendim kadın futbolcuları destekleyen bir yapıda. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Mert buradan kusura bakmasın. Mert'in de sorusu var, bekliyor. Evet. Bekliyorum. Buyurun Mert, dinliyorum. Suat Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar kardeşim. Çok derinlemesine bir analiz beklemiyorum ama tek bir sorum olacak size. Düşüncenizi merak ediyorum. Erkek futbolunda mesela atıyorum Tuzla Spor bir isim değişikliğine gitti. Beykoz Anadolu Spor oldu. Ya da Adana 01 örneğini verebiliriz. Bir güçlenme söz konusu. Kadın futbolundaki bu isim değişikliklerinin neden olumsuz yansıdığını size sormak isterim. Kısa bir cevap alabilirsem. Yok. Güzel bir soru aslında. Bu aslında bunun hikayesi de uzun bakıldığında çok güzel bir soru sordunuz. Bu gerçekten daha önce planlanmayan ve düşünülmeyen bir sisteme gitti. Bu sistemde de son dakikalarda işte federasyon seçimleri araya girdi. İşte ilgili takımın lige katılmayacağını aylar önce dinlememize rağmen bunu dinlemediler, sonra dinlediler. Bu bakın bu bile gerçekten düşünebiliyor musunuz? Şu andaki lige gelen takımının attığı gole bakın, yediği gole bakın. Yani bu bile alıcınızı düşürüyor. Yani istiyorum ki ben kadın futbol ligi tabii ki bir takım bir puanda 0 puanda olur ama ya bir takım bir 15, 12, 14, 13, 0 yenilmesi kadın futboluna zarar veriyor. Bu açıdan son dakikada maça bu liglere katılan takımları tasvip etmiyorum. Öncesinde emek veren takımlar varken çekilen takımları tasvip etmiyorum. Yani olabilir ligin başında söylersiniz ki ben bu işe girmeyeceğim. Bu kadar basit. Yani giren takım olur ona alınır veya girmeyen takım olur ona göre planlama yapılır. Ben bununla ilgili daha önce bununla ilgili söylemiştim federasyona. Bak bu takımlar katılmayacak. Bunlarla ilgili gerekleri duyun diye söylemiştim. Ama maalesef dinlemediler ama o eski dönemden kalan bir durumda. Ama yine ben şuna inanıyorum ki yine federasyondaki kadın departmanında biliyorsunuz işte daha değişiklikler oldu. Oğul Hoca, Eren Bey yenileri gelecek. Ben istiyorum ki yeni gelen her gidenini aratmasın. Gelen de onun üstüne bir taş koysun ki kalıp bulunan bu sorduğun soruların önüne geçesin isterim açıkçası. Biz de yeni Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na başarılar diliyoruz. İnşallah çözülmesi gereken sorunlar da çözülür. Hepsine emekleri için teşekkür ederek başarılar diliyorum. Ya gerçekten ama şöyle bir şey. Mert'cim 25 liradan 50 bin liraya bir katkı sağlandı. Bu çok önemli bence. Evet. Yani artık kadın futbolu açısından her şey ekonomik değil ama bu 25 liradan 50 bin lirası olması Bal Ligi'nde verildi. Mert, Bal Ligi'ne verilince biz de hemen bir dilekçeyle başvurduk. Dedik ki ya Bal Ligi'ne veriyorsunuz da bize niye verilmiyorsunuz? Bize derken kadın futboluna niye verilmiyorsunuz? Düşüncemizi aktardık. Sağ olsun Ural Bey ve yönetim kurulu üyeleri bu kararı aldı. O açıdan bu önemli bir atılımdı. İlerisi için demek ki şunu görüyoruz artık. Biz Kadın Futbol Kulüpler Birliği'ni beraber ortak çalışacaklarını görüyorum. Hatta ben bir öneri daha yine getiriyorum burada. Sezon başlamadan önce ben şunu öneriyorum. Bir komisyon kurulması lazım. Bunlar kimlerdi? Kulüp başkanı, antrenörler. Beraber bir komisyon kurulur. Ne istiyorlar? Çünkü bakın bir örnek daha vereyim. Şimdi üçüncü lig başlayacak. Benim bir kulüp başkanım var diyor. Ama hoca arıyor. Diyor ki ya 2011 doğumluya kontenjan verilecek mi? Yalvarıyor kontenjan verilsin diye. Niye? Eğer 2011'de kontenjan verilmezse bir sene çocuk top oynayamayacak. Bunları oturup biz hep beraber alacağız. Ben bilmem. Bunu hoca bilir. Öbür TFF yetkilileri bilir. Otur bir masanın etrafında çözülür bu işler. Bu kadar kolay aslında ama bakalım inşallah onlar da olacak. Yakında da sizi bu stüdyolara bekliyoruz Suat Hocam. Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Güzel özetlediniz. Sağ olun. Hasan Hocam'la Şampiyonlar Ligi yaşadık beraber. Evet. Kısmetsiz de. Gerçekten o sene
bizim için çok önemliydi. Aslan Hoca için de çok önemliydi. Ama zor bir rakipti. Ona rağmen de başa baş mücadele ettik ama bazen de top şansı yanınızda olması gerekiyor. O gün de olmadı ama bunu bir an olarak anlatmak istedim Aslan Hocam'a. Pas atmak istedim. Teşekkür ederim. Suat abi bazen işte ne yaparsan yap olmuyor. Aynen öyle. Yoksa çok iyi oynadı bugün de. Evet. Ama yine de ülkemiz için çok büyük başarılar bunlar. Yani. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde havası başka oluyor, ortam başka oluyor. Hatası Hoca çok duran bir insan. Gerçekten derler ya bir koltuğun altında beş karpuz affedersiniz. Her bakımdan donanımıyla, duruşuyla, davranışıyla, edasıyla ben Nadir Hoca'dan bir tanesini görüyorum. Ayırmıyorum hiçbir hocayı ama tabii ki herkesin bir kendine göre bir yiğitliği duruşu vardır. Bu konuda hocama tekrar sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Suat abi. Suat evet, Başkanım. Herhalde. Buyurun. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi biz Kanal 3'te ilk yayınımızı yapıyoruz. Bizim için çok kıymetlisiniz. İlk yayınımızda da her zaman olduğu gibi yanımızdasınız. Ve bundan sonrasıyla alakalı görünürlük yayın ilkeleriyle ilgili biz buradan Kanal 3 televizyonlarından da bizim yapım ekibimizle beraber ciddi bir aksiyon içerisine girmeyi planlıyoruz. Bu anlamda Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkanı olarak hem sizin de bu anlamda bilinirlik ve duyurulması açısından desteğinizi rica ediyoruz. Çünkü kadın futbollarının, maçların canlı olarak yayınlanması aslında kadın futbolunda daha büyük bir ivmeyle ilerlemesini sağlayacağını hepimiz biliyoruz. Bunu epey uzun süredir zaten konuştuk. Dolayısıyla kadın futbol kulüplerin başkanlarına bu anlamda bizden yana Kanal 3'te ve Kristal Ayaklar medya ekibiyle canlı yayın olarak maçların yayınlanacağıyla ilgili bilgi aktarmanızı rica ediyoruz. Onlara böyle de bir ciddi bir katkımız olsun istiyoruz. Ya bu konuda hiç sıkıntı yok Aysun Hanım. Dedim ki burası benim evim. Ben öyle olaya bakarım. Çünkü siz de burada kadın futbolunun gelişmesi açısından büyük bir katkı sağlıyorsunuz. Acıdan bununla ilgili Ural Bey ile Federasyon Başkanı'na bir randevu alırız, konuşuruz, şartları duyarız ve ondan şartlarını biz alırız. Bu anlamda bize düşen bir görev varsa ben her zaman dediğim gibi kadın futboluyla ilgili ne varsa yanınızdayım. Yani 24 saat değil 48 saat yanınızdayım, 365 gün yanınızdayım. Yani o konuda ne gerekiyorsa zaten Bedri Bey ile sağ olsun zaman içerisinde her gün görüşüyoruz. Bu konuda dediğim gibi yani ben kadın futbolu için ne varsa hazırım açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı efendim? Ben son olarak bir kez daha sizleri tebrik ediyorum. Yeni yayın döneminde yeni kanalınız hayırlı uğurlu olsun. Biliyorum ki çok büyük başarıya imza atacaksınız. İşte dün Kristal Altın ödül töreninde olduğu gibi bu sene tekrar bu sezonda sadece yine bir Süper Lig'in haricinde ikincilik, üçüncülük takımlarımız var. Bu anlamda onlar da yine bu ilçeye katarak marka olma yolunda devam edeceğinizi biliyorum. Bu konuda dediğim gibi ben buradayım. Diğer yönetimlikteki arkadaşlarımın da selamlar etmek istiyorum. Onlar da sizin yanınızdalar. İnanıyorum ki ben kalıp oldu sizin sayenizde her yıl bir işte daha üstte yükseleceğini düşünüyorum. Buradan bir kez daha Bedri Bey'e sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Siz de iyi ki varsınız hocam. Kristal Ayaklar ödül töreninde hem jüri üyesiydiniz hem de çok değerli bir ödül aldınız. Varlığınızdan dolayı gerçekten çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum kadın futbolu için. Tebrik ediyorum sizin başarılarınızdan dolayı. O ödül içinde bir kelime bir şey söyleyeyim. Araya gireyim. Belki yayını uzattım ama gerçekten o gece benim en duygulandığım, en anlamlı gecelerden bir geceydi. Çünkü 15 yılın karşılığını o gecede insanlarla, emek veren spor insanlarıyla, hocayla beraber o ödülü orada almak benim için çok anlamlı, çok kıymetliydi. Bunun için, düşündüğünüz için bir kez daha tüm herkese teşekkür ediyorum. Değerlisiniz, kıymetlisiniz, baş tacısınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. En yakın zamanda geleceğim yine de. En yakın zamanda bekliyoruz sizi. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Suat Özcan'la beraberdik. Son 5 dakikamız. Artık 5 dakikayı ne sığdırabilirsek. Ben Hasan Hoca'ya bırakıyorum sözü. Ben dilek ve temennilerde tekrar buluşurum. Tamam. Sizinle. Teşekkür ederim Mert'ciğim. Ben biraz da 5. hafta maçlarından bahsetmek istiyorum. Zaten bizim programımızın en güzel yanı futbolla ilgili dolu dolu konuşmamız. Bu hafta 5. hafta maçları yine çok keyifli maçlar olacağını düşünüyorum. Bornova, Hitap, Fenerbahçe oynayacak. ALG Beylerbeyi ile oynayacak.
Formgate burada Hakkari'yi konuk edecek. Trabzon Ahmet, Ünye Beşiktaş, Çekmeköy'de Fatih Vatan'la oynayacak. Galatasaray'ın herhalde bugün bu hafta yine Şampiyonlar Ligi'nden maçı yok diye biliyorum. Yok. Bu haftanın en önemli maçı bence Beylerbeyi ALG maçı olacak. Bu maç ilk 5-6'yı ilgilendiren maç. Beylerbeyi daha puan kaybetmedi, gol yemedi sanırım. Bahar Hoca çok iyi bir başlangıç yaptı. Çok buradan başarılı. Tebrik ediyorum. Çok evet, sevdiğim bir antrenör arkadaşım benim. Çok değerli. Çok da güzel işler yapıyor. İnşallah bundan sonra da yapar. ALG'de de dediği gibi Mert kardeşimin ilk iki hafta bir ummadık 2 puan kaybıyla başlasa da sonraki iki haftada 6 puan aldı. 8 puanla bu yarışın içerisinde olduğunu gösterdi. Ali Gözcü zaten hedefsiz bir takım kurmaz. Hilmi Hoca'yla da devam ediyor bu sene. Hilmi Hoca da bu ligi bilen bir hoca. Bu maçı bekliyorum. Çünkü iki takım da bu ligi çok keyif veren takımlar. Beylerbeyi'ndeki 4 haftalık periyottaki performans, ALG'nin son 2 haftaki çıkan performansı bu maçı çok keyifli hale getireceğini düşünüyorum. Hakkari Formgate maçı ile ilgili Hakkari benim beklediğim gibi çıkmadı bu sene. Yani çok iyi bir performans. Cemil Hoca hep bu lige çok keyif katardı. Hakkari çok zordu. Yani içeride dışarıda zor bir maç ama bu periyotta inşallah diyorum ki performansları artar, lige değer katarlar. Ki Cemil Hoca'ya inanıyorum bu konuda. Çok değerli bir arkadaşımız evet. O da. Bu haftanın sürpriz maçlarından birisi de Mert'ciğim Trabzon Ahmet. Evet. İki takım da bence çok çetin ceviz. Trabzon takımı çok iyi yabancı transferler yaptı diye duydum. Canlı izlemeyi çok istiyorum, çok merak ediyorum. Ahmet'te de öyle. Yani zaten Ahmet hem ALG'den hem Formgate'den puan alarak bunu gösterdi. Şimdi Trabzon'da bu hafta Fenerbahçe performansı göz önünde. Bundan dolayı da bu maçın çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Beşiktaş-Unya maçı artık Beşiktaş bu hafta zaten bir şey verdi. Son 2-3 dakika. Tamam. Beşiktaş bu hafta zaten bir tepki verdi. Unya maçında da bu tepkiyi devam ettireceğini düşünüyorum. 5. hafta sonunda da puan 1-2 yer değişikliği olacağını düşünüyorum. Şampiyon adayınız daha çok öne çıkan kim Hasan Hocam? Var mı? Şimdi ben bunu erken değil mi sence? Ben bunu söylediğim zaman geçen sene bazı arkadaşlarımız, bazı kulüplerimiz bu konuda bana birazcık böyle sitem ettiler. Ben şimdiden söylemeyeyim bunu. Tabii ki de ama 4 tane takımın çok büyük para harcadığını, evet. İyi oyuncular aldığını biliyoruz. Bunların Galatasaray, Formgate, Fenerbahçe, Beylerbeyi, hatta Beşiktaş bu işin içinde olacak diye düşünüyorum. Hemen pes evet, edeceklerini düşünmüyorum. Beyler, İnşallah böyle olacak. Biz de ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah sevgili izleyicilerimiz tarafından da keyifli dakikalar ve saatler geçmiştir. Son birer yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. Kanal 3'te tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim bu program için. Umarım daha sonraki programlarda da birlikte oluruz. İnşallah. Evet çok teşekkür ederiz. Teknik direktör Hasan Vural'la beraberdik. Gelecek hafta Perşembe akşamı canlı yayında saat 21'de yeniden birlikte olmak üzere Kanal 3 ekranlarında Kristal Ayaklar'dan sizlere sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. İyi akşamlar efendim.